Bu fotoğraf karşımızda çünkü esas motivasyonları böyle bir fotoğrafı üretmekten yana işliyor Oğuz. Yani onu çok konuşmaya da gerek yok. Yani daha önce biliyorsun geçen sene benim için mesela 2023'ün en muhteşem olayı A-Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısıydı. Bugün yani dünyada birinci sırada, dünya sıralamasında birinci Türk Kadın Voleybol Takımı. Yani kadının dönüştürücü, değiştirici gücünün biraz önce konuştuğumuz çerçevede toplumsal cinsiyet kalıplarının siyasetteki, gündelik hayattaki, spordaki, iş dünyasındaki, her yerdeki etkisi bağlamında ataerkil, hegemonik erkeklik halinin başatlığı karşısında kadın gücünün bu bir yatay güç, yani paylaşıma açık bir güç olduğunu vurgulamamız gerekir. En güzel örneğini bize kadın voleybol oyuncularımız sergiledi. Şimdi o verdiğim fotoğrafta da aslında Ebrar'ın yüzüne baktığın zaman tertemiz, pırıl pırıl ve son derece, tekrar alabilirsek onu mesela, son derece mütevazı, son derece olgun, son derece kendisini insanlardan ayrı bir yere koymayan bir görüntüyü orada karşımızda buluyoruz. Dolayısıyla mesela ben bir dönem işte Arda Turan'ın uçakta Bilal Meşe, yanlış hatırlamıyorsam, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısını hatırlıyorum. Yine orada da korkunç anaları, eşleri, ne diyelim yani söyleyecek söz bulamıyorum da işte işin içine katan iğrenç ifadeleriyle. Şimdi kadın bir kadın sporcuyla erkek sporcu arasındaki fark bu açıdan üzerinde durulmalı. Öte yandan işte pek çok yönden, yani kadının kamusal alandaki başarısı, işte sportif başarı, giyim tarzı, yaşam tarzı açısından biliyorsun Türk eril pastoral ataerkilliği bu kadınlara ateş püskürdü. Ve onları cezalandırmak için aslında her şeyi yaptı. Yani başarıyı yeterince insanlara tattırmadı, kitlelerle buluşturmadı. Eğer Türk erkek futbol takımı olsa böyle bir başarıyı elde eden neler neler yapılabileceğini, yani işte kraliyet imkanlarının belki onlara uçak olsun, otel olsun sağlanabileceğini çok rahatlıkla düşünebiliriz. Ama burada göz ardı etme, talileştirme, yani işte ikincilleştirme, küçümseme tavrı kendini gösteriyor. Ne mutlu ki toplum çok güçlü bir tepki gösterdi. Türkiye'de seküler toplum kesimleri ve seküler muhalefet özellikle çok belirgin bir tepki gösterdi. Tabii bunun içinde yani dindar muhafazakar kesimden bu başarıyı reddeden, topyekun reddedildiği anlamı çıkmasın ama esas olarak Türkiye'de kamuoyu desteği sonuçta işte Voleybol Federasyonu'nu bu noktaya getirmiş durumda. Nedamet noktasıdır bu onlar açısından. Öyle düşünmek gerekir. Kadın voleybolcu kadınlarına helal olsun bu ülkenin demek son söz olabilir. Gelecek ve umut kadınlarda ve kadınlıktadır. Onu söylemek gerekir.